Selam, bugün 17 Mart 2018. Bu videoda değişik bir şey yapmak ve güncele dair konuşmak istiyorum. Çiftlik Bank olayını duymuşsunuzdur. Mehmet Aydın isimli bir kişinin on binlerce insanı milyonlarca lira dolandırıp bu paralarla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Şimdi aslında bu sorun bana değişik versiyonlarıyla uzun zamandır sorulan bir soru. Ticaretle uğraştığımı bilenler özelden bu tür şeyleri bana çok fazla soruyorlar. Aslında bu bir Ponzi oyunu. Ponzi oyunu nedir merak ediyorsanız internette bir araştırma yapıp bunun hakkında bilgi edinebilirsiniz. Nitekim ben de daha önce de Facebook sayfamda bu konuya değinmiştim. 2016 yılında bir yazı yazmışım mesela. Yanlış hatırlamıyorsam o zamanlarda da Kairos diye bir sistem vardı. O biraz gündemdeydi. Onun üzerine yazmıştım. Çiftlik Bank olayını duyduktan sonra da bunun tabii Ponzi oyunu olduğu belliydi. Çok kişiye bu yazıyı yazdığımı, pek çok yere yapıştırıp yolladığımı hatırlıyorum. Tabii çoğunlukla olumlu yanıt almadım. Çünkü şöyle bir şey vardır. Bu oyunu oynayan kişiler oyunu oynadıkları zaman yani dolandırıldıkları zaman çoğunlukla bunu kabul etmek istemezler ve uyaran kişilere de şiddetle tepki gösterirler ki bu da bir yere kadar normal. Şimdi şunu görüyoruz internet ortamında, sosyal medyada. Bu olay olup bittikten sonra Nasrettin Hoca'nın hırsızın hiç mi suçu yok deyişinde olduğu gibi insanlar çoğunlukla dolandırıcıyı değil, dolandırılan kişileri suçluyorlar. İşte kafanızı kullansaydınız, biraz düşünseydiniz, aptal olmasaydınız diye bu kişilere hakarete varır derecede ithamlarda bulunuyorlar. Bu tabii çok makul bir yaklaşım değil ama dediğim gibi bu da normal bir yere kadar. Doğru değil ama normal. İnsanların yapabildiği bir şey. Şimdi ben bu videoda Ponzi sistemini değişik bir şekilde ele almak istiyorum. Oyunu oynayanlar açısından sistemi anlatmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi zaten pek çok yerde bu Ponzi sisteminin ne olduğunu görebilirsiniz. Ancak işin içine girdiğimiz zaman olay biraz daha farklı gözüküyor. İşe bu açıdan yaklaşmak istedim. Şimdi yan taraftaki ekranda konuyu daha iyi anlatmak için, bilmeyenler açısından daha iyi anlatmak için bir hikaye tarzında anlatmayı tercih ediyorum. Mesela aynı fabrikada çalışan 3 karakterimiz olsun. Bunlardan biri mühendis arkadaş olsun. Bu arkadaşın aylık geliri 4000 lira diyelim. Bir tane sekreterimiz olsun. Bunun da aylık geliri 2000 lira. Bir de işçimiz olsun. Bunun da asgari ücretli çalıştığını ve 1600 lira maaş aldığını düşünelim. Tamam. Şimdi bir tane de organizatör var. Organizatörün kim olduğu önemli değil. Bu organizatör bir sunum düzenlemiş. Sunuma da pek çok insan davet etmiş. Diyelim ki 100 kişi bu sunuma gitmiş. Bu 3 arkadaşımız da sunumu dinleyen 100 kişi içinden biri bir şey anlatıyor. Niçin gitmişler peki bu sunumu dinlemeye? Çünkü diyor ki bakın aylık ekstradan para kazanmak ister misiniz? Ek gelir ister misiniz? Oturduğunuz yerden çalışmadan çok para kazanmak ister misiniz? Şeklinde bir yaklaşımı var. Şimdi bu 3 arkadaş ve toplam 100 kişi bu sunumu dinliyorlar. Organizatör de diyor ki benim bir fikrim var, bir projem var. Ve bu proje içinde paraya ihtiyacım var, yatırıma ihtiyacım var. Şayet siz bu projeye para yatırırsanız ben bu parayla alacağım, bir işi yapacağım ve bu para karşılığında da size kar payı vereceğim. Mesela diyor 1000 lira para verirseniz, bunu faize yatırsanız bankaya bir yıl sonra yaklaşık 1100 lira para alırsınız. Ama diyor benim işim o kadar karlı ki ben size bir yıl sonra 1800 lira para vereceğim. Yani banka 100 lira faiz verirken ben size 8 katını 1800 lira olarak vereceğim. Üstelik paranızı almak için bir yıl geçmesinde beklemeyeceksiniz. Bu iş çok karlı bir iş. Parayı yatırır yatırmaz para kazanmaya başlıyor. Ben size her ay düzenli olarak para ödeyeceğim. Her ay 150 lira 150 lira alacaksınız. Şeklinde bir yaklaşım var. Peki işi ne? Projesi ne adamın? Aslında hiç önemi yok. Çünkü bu tür oyunlarda projeden daha önemli olan baştan para verilmesidir ve tabii insanları kandırmak için çoğunlukla çok makul gözüken ve kar marjı yüksekmiş izlenim veren güzel projeler, akla yatkın projeler getirilir. Mesela sisteme adını veren Ponzi olayında posta pulu satmak. Charles Ponzi'nin bu oyuna nasıl başlattığını 1920 yılında olsa gerek aratırsanız bulabilirsiniz. Ben daha önce araç takip sistemleri kiralama diye bir şey duymuştum. İşte biz araç takip sistemleri alacağız. O zamanlar çok pahalıydı. Bunları işte kiralayacağız. Aylık belli bir geliri var şeklinde yaklaşım vardı. Bazı ülkelerde maden çıkartmak olabiliyor. Ne bileyim işte diyorlar ki bilgisayarınızdaki hard diski bulut sistemlere kiraya vereceğiz. İşte güvenli bir sistem olsun diye binlerce hard disk kiralanıyor. Bu nedenle sizin hard diskinizi kiralayacağız. İyi kiralı o zaman ama baştan para vereceksin falan diyorlar.
ilginç. Bazen işte Google veya Facebook'tan ortak reklam almak olabiliyor. Kısaca değişen şartlara göre, değişen ortama göre o an ne aktifse onunla ilgili bir proje getiriliyor. İşte çiftlik bank olayında da hayvan satın almak ve bu hayvan çiftliği kurmak gibi bir şey. Şimdi dediğim gibi bu arkadaş organizatör sunumu yapıyor. Sunumu dinleyen 100 kişi var. İnsanlar da aptal değil, haliyle ikna olmuyorlar. Diyorlar ki ya bu çok fazla makul değil, bu sisteme para yatırılmaz. Bunu diyorlar ama ne kadar bunu derlerse desinler, 100 kişi içinden belli bir kişi elbette bu sisteme para yatıracak. Mesela %10, 10 kişinin bu sisteme para yatırdığını düşünün. Bunlar hangi motivasyonlarla para yatırıyor? Bazısı organizatörün yakını, tanıdığı olabilir. Evet, bu gerekçeyle para yatırmış olabilir. Bazısı gerçekten inanmıştır. Kimisi için de 1000 lira önemsiz bir paradır. Der ki ya ben bu 1000 lira paraya yatırayım. Batarsa batarsa da batsın, umurumda bile değil der. Bazısında bir arkadaşı network marketing işi yapıyordur ve bu işten para kazanıyordur. Bu işi ona benzetir, o zanneder ve ondan dolayı para yatırır. Hangi motivasyonla yatırdıkları önemli değil. Muhakkak böyle bir sunumdan, böyle bir gösteriden sonra işte 100 kişi örneği aldım ben. Belli sayıda insan bu sisteme para yatırır. Şimdi örneğimizi düşünelim. 3 tane arkadaş var demiştik. Bu 3 arkadaştan hangisi para yatırır? Mühendis para yatırdı dedim. Çünkü 4000 lira bir geliri var. Ya ben 1000 lira para yatırayım, kazanırsam kazanırım, kazanmazsam da 1000 lira beni çok fazla sarsmaz diye düşünmüştür. Ama sekreter ve işçi arkadaşım büyük ihtimalle hayır ben bu işe para yatırmam diyecektir. Şimdi bu toplantının Ocak 2015'te yapıldığını varsayalım. Ve 100 kişiden sadece 10 kişi de para yatırsın. Yani organizasyonun kasasında Ocak 2015 itibariyle 10 kişi çarpı 1000 liradan 10 bin lira para var. Şimdi Şubat ayına geldik. 3 arkadaş yine fabrikada. Bizim sekreter zaten konuyla ilgilenmiyor bile. Diyor ki ya böyle saçma şey olur. İşçi arkadaş bir yandan çalışıyor, bir yandan da mühendisle konuşuyor. Diyor ki ne oldu aldın 150 diye. Hafif alaycı bir şekilde soruyor çünkü niyeti paranın gelmeyeceği yönünde. Adam da diyor ki ya evet ya yattı para diyor. Allah Allah. Bu şekilde Şubat'ı geçiriyoruz. Şimdi tabii organizatöre baktığımız zaman 10 kişiye 150 lira para dağıttı. Yani 1500 lira para dağıttı. Geldik Mart ayına. Şimdi bizim işçi arkadaşımız mühendise yine soruyor. Ne oldu diyor aldın mı 150'yi? Evet diyor bu ayda aldım. Allah Allah diyor. Tabii sisteme yeni girişler olmadığını varsayıyorum. Meseleyi mümkün olduğunca basit anlatmak için böyle küçük rakamlar kullanıyorum. Rakamlara çok fazla takmayın. Önemli olan konunun özü. Yani hiç yeni para girişi olmasa bile 4 ayda kullanıcılara para ödeyebilir bu arkadaş, bu organizatör. Tabii bu paraları şey yapmadıysa, kendi yemediyse. Nisan, Mayıs, Haziran ve işte Haziran ayına geliyoruz. Herhalde günahını aldık adamın diye düşünmeye başlıyorlar. Çünkü iş gerçek galiba diyorlar. Ya mühendis bakıyor. Ben 10 bin lira daha para yatıracağım diyor. İşçi de diyor ki ya galiba haklısın. Bu sistem dolandırıcı değil. Ben de o kadar para yok ama ben de 5 bin lira para yatıracağım diyor. İşte kredi kartlarını öteliyor, ödemiyor filan ve para yatırıyor. Yatırıyor ama tabii sekreter hiç değinmiyorum. O bunlara kesinlikle karşı. Zaten evlenmek üzere bir nişanlısı var ve evlilik için para biriktiriyor. Bunu yapıyorlar, bu parayı yatırıyorlar. Tabii sistem sadece 10 kişiyle dönmüyor. Sistem şeffaf da değil. Kim ne kadar para yatırmış nedir ne değildir hiçbir zaman bilinmiyor. Ve organizatör rakamları kesinlikle çarpıtarak veriyor büyük ihtimalle. Bu nedenle biz organizatörün kasasında kaç para var gerçekten bilemiyoruz. Sadece yaptığı ödemeleri görebiliyoruz. Herkes kendine yapılan ödemeyi görebiliyor. Şimdi bizim arkadaşımız para yatırıyor ama fabrikada diğer çalışanlar bunu duyunca siz ne yaptınız diyor. Bakın bu dolandırıcılık, yatırdığınız bu para var ya işte ilk başta size verilen para sizi yemlemek içindi. Şimdi bu para battı diyor. Ya öyle mi diyorlar, düşünüyorlar, taşınıyorlar ve öyle gibi geliyor. Ama işte belli bir zaman geçiyor. Mesela Temmuz 2015 oluyor. Hayda bir bakıyor. Mühendis arkadaş ilk yatırdığı 1000 liradan 150 lira. İkinci yatırdığı 10 bin liradan da 1500 lira parasını alıyor. Aynı şekilde bizim işçi arkadaşımız da 5000 liranın ilk 750'sini kar olarak alıyor. Bir rahat diyorlar ama ya diyorlar ya sonraki aylarda bir şey çıkarsa. Neyse aylar geçiyor. Ağustos, Eylül geliyoruz Ocak 2016'ya. Yani bir sene geçmiş. Sistemle tanışalım. Şimdi mühendis parasını alıyor. Tabii parasının tamamını değil ama diyor ki ben 11 bin lira para yatırmıştım. 11 bin liramı aldım. Bundan sonra alacaklarım da bana kar ama diyor ben yok diyor ya bu iş bana göre değil. Ben artık devam etmeyeceğim diyor. Fakat işçi arkadaşın durmaya niyeti yok. Çünkü zaten asgari ücretle çalışıyor. Belli bir para kazanamıyor. Görüyor ki buradan para kazanmak çok kolay. Ama yatıracak doğru düzgün bir parası yok.
Tabii bu arada organizatör arkadaş boş durmuyor. Ne yapıyor? Değişik reklamlar yapıyor, sesini daha fazla duyuruyor. Ama daha da önemlisi, yapacağını iddia ettiği işle ilgili bir takım göstermelik yatırımlar da yapıyor. Çünkü ciddi bir para akışı var ona ve bu parayla istediği her şeyi yapabilir. Tabii bir takım insanlar uyarıyorlar, diyorlar ki bakın bu adam milyonlarca lira para topluyor ama yaptığı yatırım pek milyon liralık yatırıma benzemiyor. Yani küçük küçük yerler açıyor, emin misiniz yani bu paraya bu pek makul değil, ama dediğim gibi insanların bunu dinlemeye niyeti yok. Niye dinlesinler ki? Çünkü her ay düzenli paralarını alıyorlar. Şimdi bizim işçi arkadaşımızın babası vefat etmiş zaten. Annesiyle yaşıyor ve bir de kardeşi var diyelim. Bir taraftan da açık öğretim okuyor askerliğini kısa dönem yapmak için diyelim. Böyle bir senaryo kuralım. Evleri de kira değil, annesinin bir emekli maaşı var. Bir de kendi maaşı, bu şekilde güç bela geçiniyorlar. Şimdi bir risk alıyor. Annesinin evini ve maaşını ipotek ettirerek, yani bunu teminat olarak göstererek gidiyor bankadan 100 bin lira para çekiyor bu arkadaş. Ve bu parayla 3 yıl vadeli çekiyor. Bankaya aylık 4 bin lira ödemesi olacak diyelim yaklaşık olarak. Yani bankadan 100 bin lira para çekecek, 3 yılda 144 bin lira.